Merhabalar. 4. sınıf kuvvetin etkileri konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açıp ilk videolarımı siz izleyebilirsiniz. Videonun sonunda yazılıda çıkacak soruların örneklerini çözeceğim. Videonun sonuna kadar takip etmenizi öneririm. Hemen kuvvetin etkileriyle başlayalım. Cisimler üzerinde itme ve çekme etkisine kuvvet diyoruz. Cansız varlıklar bir cismin itmesi veya çekmesiyle hareket edebilirler. Kendiliğinden hareket edemezler. Hareket edebilmesi için onlara bir kuvvet uygulanmalı. Bu kuvvet itme veya çekme olabilir. Kuvvet, temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvet olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Kuvvetin büyüklüğü cisimler üzerinde hareket ve şekil değişikliğinden yararlanılarak ölçülebilir. Bakın burada mıknatısın çekmesi temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Burada işçinin temas gerektiren, bakın burada top kendiliğinden yere düşüyor. Bu da temas gerektirmeyen bir kuvvete örnektir. Burada şekilde ip çekme oyununda kırmızı takım kuvvetli ise mavi takım bir yönünde çeker. Eğer mavi takım kuvvetli ise kırmızı takımı iki yönünde çekecektir. Burada kuvvet uygulanıyor. İtme ve çekmeyi burada daha net görebiliyoruz atın 81 kilogramlık yükü çektiğini görüyorsunuz. Çekme kuvveti cismi hareket ettiriyor. Bozulan bir arabayı hareket ettirmek için iteriz. Hareket kuvvet arasında bir ilişki vardır. Buna göre duran bir cismi hareket ettirmek için cisme hareket ettirmek istenen yönde yeterli kuvvet uygulamak gerekir. Biz cismi hareket ettirmek hangi yönde hareket ettirmek istiyorsak o yönde kuvvet uygulamamız gerekir. Örneğin bu topu bu yönde hareket ettirmek istiyorsak topa aynı yönde kuvvet uygulamamız gerekli. Hareket halindeki bir cismi durdurmak için ise cisme hareket yönüne zıt etki etmemiz gerekiyor. Bakın hareket yönüne zıt bir kuvvet uyguladığımızda cismi durdurabiliriz. O halde hareketi hızlandırmak için aynı yönlü kuvvet, hareketi durdurmak için zıt yönlü kuvvet uygulamalıyız. Burada örnek olarak yolda kalan arabayı itmek, topa vuran sporcu iterek, arıza yapan bir otomobili zincir takıp götüren kamyon çekerek, salıncaktaki çocuğu sallayan anne iterek ve çekerek, çivi çakan bir marangoz çekiçle çiviyi iterek cisimlere kuvvet uygulayıp hareket etmesini sağlamıştır. Dikkat! Hareket halindeki bazı cisimleri durdurmaya çalışmak tehlikeli olabilir. Burada kocaman bir tekerleği durdurmak istersek tekerlek bizi ezebilir. Peki kuvvetin etkileri cisimleri hızlandırabilir, cisimleri yavaşlatabilir, burada fren tuttuğu gibi, cisimleri hareket ettirebilir. İnsanın el arabasını hareket ettirdiği gibi. Yönünü değiştirir, raketle topun yönünü değiştirdiği gibi. Durdurabilir, karecinin topu tuttuğu gibi. Cisimlerin şeklini değiştirebilir. Burada yayı çekip oku attığı gibi. Kuvvet cisimleri etki ederek onların hareketini hızlandırır, yavaşlatır, durdurur, yönünü değiştirir ve döndürür arkadaşlar. Örnekler verelim. Hızlandırma etkisi hareket halindeki cisme gittiği yönde bir kuvvet uygulanırsa hızlandırarak hareket etmesi sağlanır. Araba bu yönde hareket ediyor. Aynı yönde ittirdiğimizde bu arabanın hareketi hızlanacaktır. Yavaşlatma ve durdurma hareketi, hareket halindeki bir cisme hareket yönüne zıt bir kuvvet uyguladığımızda cismin yavaşlamasına ve hatta durmasına neden olabiliriz. Örneğin, köpeğiyle gezintiye çıkan bir, ins bir insan, köpeğinin tasmasına bağlı ipi kendisine doğru çekerek köpeğin yavaşlamasını, yön değiştirmesini ve hatta durdurmasını sağlar yavaşlatma ve durdurma etkisi hareket halindeki bir cisme gittiği yönün tersine bir yönde daha büyük bir kuvvet uygulanırsa hareket yönünün değiştirmesine neden olur. Mesela gelen topa bir kuvvet uyguladığınızda topun yönü değişiyor. Döndürme etkisi tornavida veya vidaları sıkıştırırken, direksiyon çevirirken, kapı tokmağını çevirirken, kapıyı açarken cismin dönmesi sağlanır. Örneğin bakın yine klornavidayı sıkarken döndürme etkisi kullanılır. Yine çıkrıktan su çekerken döndürme etkisi kullanılır. Kuvvetin cisimlerin şekline etkisi. Arkadaşlar biz kuvvetle cismin şeklini değiştirebiliyoruz. Kuvvet uyguladığımızda teneke kutuyu bakın ok sıktığımızda yine okun şeklini değiştirebiliyoruz. Cisimler kuvvet uygulanarak bükülürse, sıkılırsa, gerilirse, vurulursa şeklinde değişiklik olabilir. Bükmek, sıkmak, germek, vurmak şekil değişikliğine neden olur arkadaşlar. Arkadaşlar esnek olan katı cisimlere uygulanan kuvvet bu cisimlerin şeklini değiştirir. Kuvvetin etkisi altında kalktığında esnek cisimler es eski haline geri döner. Bu çok önemli. Arkadaşlar bu sapanla sıktığımızda gereriz. Sonra bıraktığımızda eski haline gelir. Yine yaylar eski haline gelir. Bakın sapanı çocuk sıkmış bırakmış. Örnek lastik, sünger, sarmal yay, pet şişe, esnek olan katı cisimlere örnektir. Resimdeki sapan lastiğini esneyerek uzamasına rol oynayan etken kuvvettir. Esnek cisimlere kuvvet uyguladığımızda şekli değişir. Kuvvetin etkisi geçtiğinde tekrar eski haline gelir. Esnek olmayan katı cisim maddelere kuvvet uygulanırsa bu maddelerin de şekli değişir. Ancak kuvvet etkisi ortadan kalktığında bu maddeler eski haline dönemez. Mesela camı kırdığımızda kuvvet uygularız ve cam eski haline dönemez çünkü esnek değildir. Örneğin oyun hamuru, cam macunu, tahta, cam, tebeşir esnek olmayan katı maddelere örnektir. Burada cevizi kırdığımızda ne olacaktır? Esnek değildir, kırılır, eski haline dönemez. Günlük hayatımızda kuvvetin etkilerine birçok örnek verebiliriz. Aşağıda bunlara örnekleri rüzgarın bayrağı dalgalandırması, el arabasının itilmesi, vincin yükü kaldırması, plastik tarağın saça sürtüldükten sonra saçımızı çekmesi, elektriksel kuvvet, mıknatısın demir çiviyi çekmesi, cisimlerin yere düşmesi, yer çekimi kuvveti, mıknatısın demir çiviyi çekmesi, magnetik kuvvete örneklerdir arkadaşlar. Kuvveti biz temas gerektiren ve temas te, temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvet olarak ikiye ayırırız arkadaşlar. Temas gerektiren kuvvetler itme, çekme, kas kuvveti, rüzgar kuvveti, kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti, buhar kuvveti hep hepsi temas gerektiren yani dokunulan kuvvetlerdir. Burada şekilde de görüyorsunuz rüzgarın pervaneyi döndürmesi, insanın bisikleti hareket ettirmesi burada cismi insanların hareket ettirmesi, yine havanın kaldırma kuvveti, bunların hepsi sürtünme kuvveti, temas gerektiren kuvvettir. Bir de temas gerektirmeyen kuvvetler vardır. Yani bizim temas etmemize gerek yok. Manyetik alan kuvveti yani mıknatısın demir çekmesi. Yer çekimi kuvveti yerin bizlere uyguladığı çekim kuvvetidir arkadaşlar. Yer çekimi kuvveti bize uygulanmasaydı bizler yeryüzünde duramazdık uzaya fırlardık. Elektriksel çekim kuvveti arkadaşlar plastik tarayı saçımıza sürttüğümüzde küçük kağıt parçalarını yaklaştırdığımızda küçük par parçalarını çekecektir. Yine elektriksel itme kuvveti temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Bakın burada elektriksel kuvvet hemen burada elektriksel kuvveti görüyoruz. Burada manyetik kuvveti görüyoruz. Bu da yine elektriksel çekim kuvvetini görüyorsunuz. Bunlar temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Örneklerle devam edelim. Yazılda çıkacak örnekler. Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesinin gerçekleşmesinde kuvvet etkilidir? Arkadaşlar kremitin yere düşmesi yer çekimi kuvveti, yağmur damlalan yere düşmesi yer çekimi kuvveti, burada temas gerektiren çocuğun ip atlaması yine kuvvet gerektirir, kapının açılması döndürme kuvveti yine gerektirir. Yani hepsinde kuvvet gereklidir. Cevabımız dördüde de kuvvet gereklidir. Yine yazılıda çıkacak sorular örneklerini yapalım arkadaşlar. Bunlar yazılıda çıkar. Hızlı tren istasyonuna yaklaşırken nokta nokta hareketi yapar. İstasyona yaklaşırken arkadaşlar yavaşlayan hareket yapacaktır. Fren tuttuğu için yavaşlayan. Yolda giden otomobil sağa dönerse arkadaşlar yön değiştirme hareketi. Atlı karıncaya binen elif ne hareketi yapacaktır arkadaşlar? Dönme hareketi. Bayır aşağı yuvarlanmakta olan top hızlanan hareket yapacaktır. Saatin sarkacı arkadaşlar ne hareketi yapıyor? Sallanma hareketi yapıyor arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yavaşlama hareketi yapmaktadır? Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil duruyor. Karşı kaldırma geçmekte olan yaya hızlanır, piste inmekte olan uçak yavaşlar. Cevabımız C olacak. Rüzgar havada uçuran uçurtma hızlanır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapar? Yere bırak yere bırakılan taş düşme hızlanma hareketi. Daldan düşen armut hızlanma. Yaydan fırlatılan ok hızlanma dönme dolap dönme hareketi yapacaktır. Cevabımız D şıkkı. Mısık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp videolarımı ilk siz izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.